Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Rahmeti de üzerinize olsun. Kuyat arber kulub. Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Kemal Ekrem'in, medet ya Yahev Alemin. Destur ya Adem Safiullah. Destur ya Nuh Şekurullah. Destur ya İbrahim Halilullah. Destur ya Musa Kelimullah. Destur ya İsa Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa Habibullah. Destur cümle Peygamber Enzam ve Resul-i Kiram Hazreti, destur ya sahibel meydan. Rızaan lillahi l-Fatiha ma'as salavat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Rabbime hamdle başlar. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa, ahir zaman Peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Nebiyyü Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine selatü selam olsun. Âli ashabına da selatü selam olsun. Muhib ahbaplarına da selatü selam olsun. Allah sıfat, afiyet, hayırlı ömür, hayırlı rızık. Evet, sarayda kullarına değil, lokallarına kullarına eylesin. Maddi ve manevi dünyada. Cümlesini. Afrika'yı bırakmayacağım. Korku. Öyle korkulur. Reca edilir. Evet. Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz demişler. Çok yerinde. Kişi ne kadar noksanını bilmiyorsa o kadar irfan sahibi. 90'ın üzerinde de durmamak şartıyla tabii. Bunun telafisi mümkünse telafi edecek. Neye göre? Emrilahiye göre. Emrilahi nereden anladı? Peygamber Efendimiz'in getirdiği ahkama göre. Onda muhkem ayette, müteşabih ayette bunlar değişmez. Haram haramdır, helal helaldir. Zamana göre bunun dışında yaşamayı bilecek insan evet halini, ahvalini evlâhiye uyarak zamana uydurmaya çalışacak. Bunu yapamayanlar nasıl ki bir meslekte geri kalmıştır, bir daha ona kimse iş vermez, para kazanamaz. Öyle değil mi? Şimdi bundan 50-60 sene evvelki rakureyi takip eden bir marangoz bugün ben karnımı doyururum demiş, inanma. İnanma sakın demiş hanım. Yahudi öyle demiş. Yükkün taşı diyor da kuzum sen namazanı ödedin demiş, buyur. Sana para vermeyeyim ama üç nasihat vereyim demiş. Ama düşünmüş, ben şimdi ya da para aldıkta ne oldu? Hiç olmasın nasihat belki işimize yarar. Bunlar akıllı demiş canım. İşlenir ya zengin. Olur demiş. Bir tanesini küpeyi sırtına aldığı zaman söyleyeceğim. İkincisini yolun ortasında söyleyeceğim, üçüncüsünü vardığımız zaman söyleyeceğim diyor. Anlaşmışlar. Köpeği sırtına almış, bir demiş.
İhtiyarlık gençlikten eğilirlerse inanma sakın. İnanma sakın. İhtiyarlık gençlikten eğilirlerse inanma sakın. Ya, bu bilinmeyecek bir şey değil. Herkes biliyor bunu. Ben de biliyorum. Belki ikisi işe yarar. Aradan gelen de demiş. Yani. Eş, olur. Yarı yere varmış. Yaya gitmek, atlıyormakten iyi derler için anma sakın demiş. Ula ana, bunda da iş yok. Bu da bildiğimiz bir şey. Menzile erişince, hadi üçte sıra bakalım demiş. Omuzdan indirecek tüfeği. Zenginlikten fakirlik iyi derler için anma sakın demiş. Ya ziyana getirdi Yahudi. Ne var bunun içinde Yahudi demiş. Düncük boncuk ve kuzu billor demiş. Billor ya. Öyle mi? Yukarıdan aşağı bir vurmuş yere. Tüfeği. Sağa da derlerse bunun içinde sağdan bir şey kaldı. İnanma sakın demiş. Onun için bunun dışında, sana asrın dışında. Muhkem ayetlere haşa, istişare haşa. İştihada tabi, Peygamber Efendimiz'in hayatı. İştihada tabi gelir. Bunlarda asra uymadıysan, valla küfeyi vurdun yere. Bunun içinde sağlam bir şey kaldı demesin ama sağ. Küfeyi vurdun yere. Bu kadar basit. Nasıl yaşayacağız? Hep söylerler de tarif etmezler. Yok biz, bizim işimiz söz değil. Yaşamak, hakikat. Ameli, nazarı değil. Kelime oyunları değil. Gerçek ulema diye getirmiş. Neyden bile getirmiş? Hazreti Kur'an'dan, Allah'ın kelamından. Almış, özünü vermiş. Ve bunun ismine edinde-i şer'iye demiştir. Neydi o? Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fukaha. Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fukaha. Benim kardeşlerim ve karım ahlak üzere geldiler. Peygamber Hanım'ın. Ben tamamlayıcısıyım. Ve karım ahlak. Güzel geldiler. Ben tamamlayıcısıyım. Bunlarda hurafaya yer yok. Kandırmacıya yer yok. Uydurmacıya yer yok. Nefsin esiri olmuş, haddi aşmış, haddi aşmış diyorum. Nefsinin yerine veren vesile oluyorum. Allah kusurumu rahmetsin. Rabbim, evet, bağışlasın bizi. Ama şimdi bu teselli olurken, kimseye zarar vermeyen esaretten bahsediyorum. Kucaklarsın demişsin. Adamın ihlali kesmişsin. Hayat hakkı bırakmamışsın. Ondan sonra Allah beni affetsin. Edemez mi? Eder de. De. Hatta açtı. Allah olsun. Hele ifşaat, setterel uyup, setterel uyup sıfatını kaldırdıysa Hazreti Allah. Bir günahın üzerinden setterel uyuplu kaldırdıysa, yani setri kaldırdı da, aleme ifşa edildiyse,
onun bitmiş işi. Allah olsun. Yine Allah'a kalmış da. Allah da senin ayarında. Tekrar ediyorum, bunlar günah-ı kebair. Öyle ocaklar söndüren, efendim insanı mahvederken bunları anlatmıyoruz. Allah korusun. İyi anladım. Helallaşmadan huzur-u ilahide Allah kul hakkıyla gelme diyor. Nasıl helallaşacağız? Artık kardeşim artık eksik hakkını helal et. O da helal olsun diyor. Anlattın mı ne yaptığını? Biliyor mu o? Bilmiyor. Allah'a da mı kandırıyor şimdi? Böyle kanun bir ay olur mu? Bunları niye anlatıyor? Yani hoca efendiler gibi illa korkutarak sizi cehenneme sokmaya çalışmıyorum. Allah cehennemin yüzünü göstermesin. Gazab-ı ilahi. Gazab-ı ilahiye. Cehennemin bir ismi gazab-ı ilahi. Yanıp yanıp çıkan kullarım öyle yarabbim. Yok. Yok aramlarında cehennemden geldi yazılacak da. Sonra onu rica edecekler de silecekler de. Cekler de. Sırat-ı müstakimde yolunu yürü. Ne cehenneme gir ne oranın bilmem şeyden cehenneme girmez. Bakın size bir dostum, Allah'ın kavramı. Rahmet-i İlahi cehenneme girmez. Azab-ı İlahi'nin yeri durur. Rahmet-i İlahi tecelli etmiş şahsiyetler. O azaptan beridir. İki zıt bir arada durmaz. Onun için Peygamber Efendimiz buyurdu. Cehennem önünden geçerken yol oradan geçecek. Ya Mümin çabuk geç, nurun narımı söndürüyor diye cehennem feryat edecek. Sendeki Allah'ın verdiği onun narımı söndürüyor. Gazab-ı ilahi tecelli etmeyecek. Ben de vazgeçme yapamayacağım. İyi anla. Samimisin. Allah var dedin, inandın. Onun emrini yaşamaya çalışıyorsun. Peygamber Efendimiz'in getirdiği ahkamı aynen nefsinde tatbik etmek istiyorsun gücün yettiği kadar. Zamana göre. Allah'a olan varlıktan kaçınıyorsun. Acını biliyorsun. Acını biliyorsun demek, yerlerde sürün demek değil. Vakarını da koruyorsun. Zararını kârına veriyorsun. Sen insan olmuş. İnsan. Hazreti insan olmaya çalış. Hazreti insan. Yaratılmışsın. Ne hayvanlar, ne bilmem, ne varat, ne cemaat. Ne taş toprak yaratmışsın sınırı ben yani. Yeryüzünde halifemi yaratacağım hitabının tecellisi. Yeryüzünde halifemi yaratacağım. Halef eşi benzeri şerif nazire değil, yok. En mahluk, mahluklar içerisinde eftali mahluk yaratacağım. Ne kadar mahluk? Evet. Yaratılan mahlukatın İstatistik çıkarmışlar da, milyonda ancak daha beşini biliyoruz, Ben ya da. Neyi biliyorsun? Galakside neyi biliyorsun? Gökyüzüne bak. Ay biliyorsun, her gün gördüğün için takvimim zaten senin. Takvim olarak alıyorsun zaten. Takvim, yanılmayan takvim.
Evet. Hem ışık da sana takılmıyor. Kaç gündür öldüğünü gösteriyor. Yani kaç gündür. Bugün, hayır. Bir sene, 360 gün bekleyin. Onun için mübarek günler kameri aya göre hesaplanır. Allah'ın dediği böyle. Ne oluyor? Efendim, hiçbir yaratılan gün mahrum kalmıyor şerefli günlerden. Öyle tanzim etmiş ki. Niye yuvarlak yapmış dünyayı? Hiçbir zaman, hiçbir saniye, salise ibadet durmayacak dünyada, yer üzerinde. Durmuyor. Biz kıldık, şimdi daha ilerler kılıyor. Ondan sonra daha ilerler, daha ilerler, daha ilerler, daha ilerler. Doğruluyoruz, biz gece mece diyoruz ama geliyor bize yine öyle. Bakın, aylar da böyle. Bunları tefekkür ederseniz çok sevgiler olursunuz. Aynen. Anlamsız bir şey yok. Öyle bir dakik kalbetmiş gazeteler. Mükemmelat, alem, gökyüzü neler yapmamış. Seni yaşasın diye. Yarattığı mahlukunu biliyor neyle yaşayacağını. Ona göre bakın. Yabancı şeyler gökyüzünden gelmesin diye atmosfer yapmışlar. Dur. Çekim gücü vermiş. Çekim. Ne diye çekim? Çekil ya Allah. Çekim gücü olmasa muhayyattaysınız biz. Cihetini tayin etmek için sana yön vermiş. Kutup yıldızı. Kutup yıldızı. İşte büyük ayı, küçük ayı, dubbe ekber, dubbe aksar, o yoktu eskiden. Büyük ayı, küçük ayı manası. Üç katlarsın. Sabittir o. Her zaman şimaldedir o. Pusla gibi. Burada da yok. Pusla da bir çekim yüzüne tabi. Çekiyor onu. Nereye çekiyor? Kuzeyi çekiyor. Bir ucu da güney. Güney nere? Mekke. Hayır, her güney Mekke değil ki. Arzatul dairelerine göre hesapladığın zaman Mekke'ye eşit olan arz tur daireleri, arz daireleri ne denk geldiğin zaman aynen İbre Mekke'dir. Nerede bu? Erzurum falan taraflarında. Burada değil, burada aşağı 22 derece. 22 derece sol. Yirmi iki derece sola döndüğün zaman kıbleye gidiyorsun, kıbleyi buluyorsun. Pusla kıbleyi göstermiyor, kıble devam ediyor ama kıble devam değil. Pusla o. Şivayı gösteriyor, canımı gösteriyor. Ama Arsul Dağları'nı yükselttiğin zaman senin durduğun yer kaç? Solda kaç sağda? Bu mevzu bu. Ona göre bakıyorsun. Ha. Benim durdum. Ankara 22 derece sol. İbrenin ucunda durur da 22 derece sola dönersen kıbledirsin. İşte bu. Bunlar illa astronomi olmak lazım değil mi bilmek için? Herkesin bilmesi icabı yok ki. Karadeniz'den çok vardır burada. Hangi camiye varsa kızarlar. Kıblesi yanlış buranın. Niye? Pustayı koyduk, göstermiyor. Oğlum 22-25 derece, 30 derece, 40 derece gitmiş bu. Neyi sen kıbleye göre, pustaya göre bakıyorsun. Çok yerleri değiştirdiler, bir şeyler ediler, kimsenin hak vermez. Senin aklın neden veriyor? Bundan da değil. Burada Marangozlar Camii yaparken ben 5 numaralı kuyusuydum. Marangozlar Camii. Kereste değil de Marangozlar Camii.
Paramız da o zaman çok fakirdi. Yapacak üzere de yordu. Neyse plana biz 5 kişi imza attık. Ve Demirel kartını verdi bize. Demirel o zamanlar başbakandı. Kartını verdi. Şeye verdi bize. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne size lazım gelen yardım yapsınlar dedi. Gittik biz 5 kişi heyet olarak. Dedik biz camiye işte şey diyoruz. Hem kıblesini de ölçmenizi rica ediyoruz. Bize bildirmenizi. Hem de Murat Başbakan'ın size selamı var. Adam Halk Partiliymiş, kızdı, köpürdü. Bunu getirmeseydiniz yapardım dedi, yapmıyorum şimdi dedi. Ana. Ay ödepsiz herife bak. Ama başbakan ya. Yani Allah iştah etsin bu türlü insanları. Sen kimsin? Lan sen yani ailesin gibi duruyorum, memursun. Senin abinin sana emir veriyor. İcab etmiş de veriyor. Tarife teklif etmiyor. Neyse biz bayağı üzüldük. Üzüldük de canım sıkıldı. Şimdi kıblenizi ölçemeyeceğiz dedi. Niye lazım şimdi? Yok dedi, izinli gönderdi kıble ölçen. Efendim. İsmini bir şey dedi. Avustol Çirkor gibi. Çirkor mu? Yok. Neyse. İzinli gitti dedi. Allah Allah. Hristiyan mı dedim? Evet dedi. Şimdi bizim caminin kıblesine Hristiyan mı ölçecek? Ben de katayım o zamanlar hanı. Şimdi olsa gelsin ya, Yahudi gelsin gelsin. Kim ölçerse ölçsün. Bana doğruyu göstersin de. Ben de baş gibi adammışım ha. Vallahi. Ben de başarıda müdahaleler yok. Demek bizim kıblemizi Hristiyan ayarlayacak, biz oradan namaz kılacağız. Öyle mi dedim? Evet, başka yok. Eleman bu önümüze. Haritası var mı? Kur'an var tabii. Kaç derece sağ sol? 22 derece. Ha, sen o zaman al. Bak. Yani bu nesi demiş. Onları iyi biliyorum. Yalnız bu sefer Antalya yaptığımız İbadethanenin biraz kıblesi hafif dönük. 22 derece değil de 18 derece. Yani yavrum yerimde öyle. Allah kabul etsin. Kimse anlamaz zaten. Size söylüyor mu? Başkasına söylemem. Bir dedim döndüreyim mihrabı falan. Şaşırır cemaat. Ne diyor? Eğri eğri durar. Kıble kıble iyi. Evet. Biz Yusuf'a rüyanın tabirini ettik, ona hikmet verdik. Biz kime dilersek hikmet veririz. Yolumuz hikmet. Allah'ın lütfu ihsanı açık. Yol derya. Gidiyoruz. Samimi olanlar kazanır. Allah cümlenizi samimi kılsın. Allah'a karşı uyduruk bir imana sahipsen fesle naciye çıksan fayda yok. Evet günlük ölüm gittiğin yolun. Bu değil ki kasıt. Sizlere samimiyet tavsiye ediyorum. Allah'a karşı samim olalım. Başka? Peygamberimizin getirdiği şer-i şerife karşı samim olalım. Ne demek o? Valla zamana göre bunu iştaha da girmiş yönleriyle
yaşamayı bilelim. Allah'ın haram kıldığı şeyden bir kere helal kelimesini kaldıralım. Helal kıldığı şeyi de haram kılmayalım. Hazreti Allah öyle diyor. Sana nefsine helal kıldığım şeyi, sana helal kıldığım şeyi nefsine niçin haram kılıyorsun? Sonra Evliyullah buyurmuş ki Allah verdiği serveti kulunun üzerinde görmek ister. Cimriye cennet haramdır, kokusunu alamaz. Cimriye cennet haramdır. Şu ibadeti var, şunu var, bunu var. Hayır yok, yok yok. Bunlar değil. İyi anlayın. Cimri imansızın tekidir. Allah'a inanan insanlarda cimrilik olmaz. Nasıl olur cimrilik? Ne elini sık, yalı altından ne de aç. Muhtaç durumuyor. İkisinin ortasını bul diyor. Cimrilik yok. Saki olduğu kadar. Ama çoluğun çocuğunu orada perişan edip de efendim sakavet elini açmak değil denir de bir olay vardır Peygamber Efendimiz'in zamanında. Bir misafir gelmişti. Kim bunu misafir edecek dediler. Ben edeceğim ya Resulallah dedi. Zattan, asaptan bir zat. Ve eve geldi. Dedi ki Hazreti Resulullah'ın gönderdiği misafir var. Neydi ki? Aman. Ancak bize yetecek kadar vardı. O zaman çoluğu çocuğu uyut da dedi. Biz de yemek yemiş gibi taklit edelim. Misafirin karnını doyuralım. Mumu da söndür. Çırayı söndür. Yemek yerken. Öğütler ağızlarını şapırdattılar. Yemiş gibi yaptılar. Çoluğu çocuğu uyuttular acaç. Karı koca, ancak bir kişinin karnı doyacak kadarmış. Evet. O gün Hazreti Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. O kullarından razı olduğunu bildirdi Peygamber Efendimiz. Hoşuna gittiydi. Ama ne samimiyet değil mi? Şimdi ben de çoluk çocuğu aç bırakayım, kanını doyurayım. Geç de günler komutanım demiş. Ya tutturun ya tutturamam. Şimdi o samimiyeti bulabiliyor musun? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyde samim olun. Sonra samimiyetten evvel vazifeler var. Bunlar olmadıkça samim olamazsın. Kime samim olacaksın? Hem cinsine karşı hain hain katlar katlar hareketlerin var. Bu ne neresi bunun İslamiyet'te bağdaştırdığını anlayamıyorum. Dünyaya hep kafir, gavur, gayrimüslim dedik, dedirdiler. İnşallah bundan sonra dediremezler. Ne dediriyor ama Allah adını uzatırsın. İslam'ın şartı beş diye. Öyle bir başımıza çuva geçirdiler ki altından kalkamıyoruz. Şimdi namaz kılmayacak mı, oruç tutmayacak mı, hacca gitmeyecek mi, zekat vermeyecek mi? Buna şart değil ki. Allah'ın lütfü İslam'ı. Ha biz dervişler kabul edemiyoruz bunlar olmayınca. Bunlar olmayınca dervişler kabul edemiyoruz bir kişiyi. Sen de kabul ediyorsun. Vallahi işte Peygamber'in namına kabul ediyorum. İster inan, ister inanma. Ama ileri sürdüğümüz meseleler nelerdir? Beş vakit namazı vakti kılacaksın. Senede bir ay Ramazan orucu tutacaksın. Haç üzerine farz olup bütün imkanlar mevcut olduğu zaman farzayı ifade edeceksin.
Nisab-ı mali ise zekatı vereceksin. Allah'ın yasak kıldığı şeylerden kaçın. Emretmiş olduğu şeylerle iştigal edeceksin. Saygı kurduğun şartlar altında. Kabul ediyor musun bizi? Şeyhle, mürşitle, rehberle kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben de seni makamın verdiği etkiye dayanarak evlatlığa kabul et. Oyuncak değil bu. Kur'an-ı Azimşan'da Hazreti Allah sarih beyan ediyor. Gizli kapaklı değil. O Mümtehine Suresi 13 kadınlara vardı, ben gönderdim buraya. Hoca efendi, bir getir dedi, okuyalım. Bir anı doğrudan oku, sökülmüyorsa. Sökül değil. Oku bakalım, arkadaşlar biliyor da yine dinlesinler. Habibim, sana biat edenler bana biat etmişler. Sana biat, biat ne? Söz verdik, biat ettik, bağlandık sana. Yok efendim, biat, Hüleybiye biatıdır. Onlar belirli şahsiyetlere mahsuslu. Cahil bana, bunun hesabını nasıl verecekler bilmiyorum. Bak, Habibim, inanan kadınlar sana geldikleri zaman, ona buyur. Ey Peygamber! Ey Peygamber! İnanmış kadınlar. İnanmış kadınlar. Sana biat etmeye geldikleri zaman. Biat etmeye geldikleri zaman. Onlara önce şartlarını söyle. Şartlarını söyle. İnanmış Allah, kadınlar. Evet. Bir, Allah'a şirk koşmamak. İki, hırsızlık yapmamak. Üç, zina yapmamak. Dört, çocuklarını öldürmemek. Beş, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek. Getirmemek. İyi iş işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman... İyi iş işlemekte sana biat, karşı gelmemek. Şimdi kötü işlerde kimseyi tanıma. Evet. Sana biat etmeye geldikleri zaman bu şartları ileri sür. Sür. Kabul ederlerse biatlarını kabul et. Ve onlar için Allah'tan mağfiret diler. Biat anladık mı? Biat iyi anladık mı? Evet. Şüphesiz Allah çok esirgeyen, çok bağışlayandır. Mümtehine Suresi ayet 12. Ayet 12. Peygamber yoksa vekiline biat edilir. Allah'ın tertibi... Onlar bizim izahımız tabii. Tabii. Kanun-u İlahi öyledir. Bunu değiştiremez kimse. Bu kıyamete kadar vakidir. Kıyamet koptuktan sonra bu kapı kapanacak. Kıyametin evvel kapı kapanıp da kıyamet kopacak. Hayır değil. Onun için rahmetim gadabımı örtmüştür. Hitab-ı İlahi'nin tecellisi gadabından sonra rahmeti kapısı kapanacak. İyi anlayın. Yani canım ben bu zamanda da olur mu dediğin zaman gücendiriyorsun Hazreti Allah. Ne biliyorsun? Siz asır tahan etmeyin diyor. Asır bir şey yok. Zaman nedir? Hiç tahan etmeyin. Zaman nedir? Yaşamayı bil. Evet. Bunun üzerine niçin bu kadar duruyorsun? Peygamberimin emri yerine getirmeye çalışıyorum. Fakire Mekke'yi mükerremede öyle buyurdu Peygamberimiz Efendim. Sabah namazından sonra. Ümmetime söyleyin. Söyle. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Deli gibi yastığından fırladım. Öyle dünya falan değil mi? Bambaşka bir hal. Allah cümle ihsan etsin. Yataktan bir fırladım. Kağıdı kalem arıyor. Unutmayın. Mesuliyet var. Rahmetli Hacı Anneniz. Ne o bir şey mi var dedi. Şırt. Namaz. Kafam kaçtı. Buldum kağıt kalem. O andaki yazdığım yazıyı hatır olarak saklıyorum defterimde. Bu alelacele nasıl yazdım o yazıyı. Evet. Oyuncak değil. Zamana göre yaşayın. Kendimden uydurmuyorum.
çok alim geçinen kabuk alimlerine, biraz garibine gidiyor ama gelseler de görüşsek istifa edeceklerine inanıyorum. %199 değil. Ama arlanıyorlar tabii, arlanıyorlar, gelemiyorlar. Geriden de ya bunlar hep böyle. Bunlar hep böyle ne demek ya? Şunları göster. Bunlar ne diyor? Böyle böyle dediğin ne demek? Hayır bir iş mi olur bunun? Evet, Allah işler için. Allah Peygamberimiz Efendimiz'in de izinden ayırmasın. Emr-i ilahiye uygun amellerle cümlemizi teçhiz etsin. Allah'tan başka ilah yoktur. Yaşantımızın aslını, esasını bu teşkil etsin. Onun şeriki nadir yok, eşi benzeri yok. Peygamber Efendimiz Allah'ın parçası değil. Sen de hiç değilsin parçası. Allah parçalanmaz. Evet. Onun için yaratık kulu. Yarattı bizi de yarattı. Eftali mahluk yarattı, şerefli mahluk yarattı. Ruhumdan ruh nefrettim. Değer zaten oradan başlıyor. Ruhumdan ruh nefrettim deyince Allah mı oldu? Evet. İnşevilerin düştüğü hataya düşmeyelim bizler. Onlar ruhundan ruhu nefrettim. Evet. Deyince Allah'ın oğlu dediler. Allah böyle oğul bilmem ne kız falan edilmez öyle bir şey yok. Niye? İlem yedit ve lem nurat ve lem yekullahu falan işte fesir. Kur'an-ı Azimşan'da Rabbim'in ihsanı tutu. Evet Allah ahattır. Yok ahad. Nedir? Zati sıfatı, zati ismi. Ahad. Sayı hesabı değil. Sayı hesabı da geldi mi? Arapçada biliyorsunuz vahid, isneyin, selaser, vahid, hamses, deser, samaniye gider. Öyle. Onlar vahidlerin yanına gelmesinden müteşekkildir. İki vahid yanına gelir, isneyin olur. Neyin dedikleri? İki, yani iki. Üç vahid yanına gelince selaser olur. Ama şeyin başka benzeri yok ki, ahad bir tane, zat-i sıfat. Allah'a mahsus. Ezazi sıfatlarımı kitaplarda yazıyorum, dikkat edin. Ona aykırı hiçbir şeyi kabul etmeyin. Evet. Manasını yazıyorum, okuyun. Arapçası var, Türkçesi var. Vücut kıdem beka vahdaniyet muhalefetin lehaliz kıyam bir nefsi Arapçası. Vücut kıdem beka. Allah'ın da vücudu var ama bizim bir yanı şekildeydi. Hiç kafanı da yorma. Ama manada yorursun. Hitab-ı ilahiyi eşitirsin. Kıdem beka, kıdem. Evveli neydi Allah'ın? Kıdem. Hiçbir şey yokken Allah neredeydi? Atlaşıyorsun, otur oturduğun yerde. Baka, sonra ne olacak? Allah nereye gidecek? Ne basit düşün yani bunlar. Baka. Oraya da girme. Sen bir garip çingenesin, neynesin, bunu sunmayı demiş. Allah yerde gökte diyor, mekan ister diyor. Mekanın nerede? Gökte Allah şahit. Neyse aklın ermiyor da Allah kusura bakmasın, oturun. Allah'a mekan ister edemezsin. Şurada Allah var, şurada yok. Yok. Onun için Kur'an-ı Azimşan'da geçen min hablim verit
Ben kullarımı verit damarından da yakıdım. Min hablim verit. Ben kullarıma verit damarından da yakıdım. Şu şah damarım ya. Ulan şah damarıymış da verit miymiş? Yok ya Allah. Bunu da beceremedin. Elin ezanı bulaştırdın. Başka yerde yok mu Allah'ın tecelliyatı, huzuru? Yani başka yerle alakası yok mu Allah'ın? Öyle demiyor. Tıp otoriterlerine sordum, onlar izah ettiler. Dediler ki, verit diye damar vardır insanda. Bütün vücudu, bütün hücreleri ihata etmiştir. Bütün vücudu, hücreleri ihata etmiştir. Hazreti Allah buyuruyor ki, ben ondan da yakınım size. Hadi buyur hoca. Allah sen korkmayın, nasıl şah damarı? Daha hala şah damarı gidiyor. İnersiniz. Boyundaki şah damarı. Anlam yok. Manası değil böyle. Siz aya çıkamazsınız. İlla bir sultan. Anlamadığım bir şey. Öyle bir tefsir ediyoruz ki. Bak. Lan inanma bana bir zamanda. Hacı! Sahım kafirler gavurlara inanmıyor mu? Niye hacı? Yani ayağa çıkamazsın diyor Hazreti Allah. Bunlar çırptık diyor. Gidiyorlar şurada kumsalda resimlerini çektiriyorlar. Geliyorlar yutturuyorlar bize. Lan hacı çıktı etme gözünü seveyim ya. Dünya buna şahit çıktılar adamlar çıktılar. Yok. Yiyelim. Çıkamazsın diyor Hazreti Allah. Ulan çay diyor mu? Nerede? Baktık. Çıkamazsın diyor hakikaten Hazreti Allah. Ne? Siz aya çıkamazsınız. İlla dikkat nida. Bir sultan. Sultanı elde edemezseniz aya çıkamazsınız. İlla bir sultan. Manevi maddi sultan. Neydi maddi sultan? Basıcı aşırıcı güç elde etmedikçe aya çıkamazsınız. O normal. Ama gel sen bunu tefsir edecek adamı bul. İnanma hacı. Bu yavrular şuraya gidiyor canım. Orada definiyor geliyor. Aya çıktık diye. Ya. İlla bir sultan, manevi sultan çıkar aya. Şahit olarak oturuyorum karşınıza. Maddi sultan nedir? Basıcı, aşırıcı güç elde edildiği zaman rokette kullanılan yakıt elde ettikleri zaman aya çıkarlar, çıktılar. Şimdi Venüs, Neptün, Plüton, Uranüs, oralara da gitmeyi istiyorlar. Ve holakülü şeyin, hadi kaşırlara da hadi. Karşı çıkmaya, böyle ilme. Evet, İslamiyet o değil. Evet, onun için... Allah senden ne istiyor? Dünya senden ne istiyor? Evet. Dünyada vazifen ne? Adem Aleyhisselam'a ekiniz, biçiniz, yiyiniz dedi. Cennetten çıkardı. Üç vazife öyledi. Ekiniz, biçiniz, yiyiniz. Bunu da bana deme sanın yap diye. Ben bütün imkanları hazırladım. Ekmeye de müsait, biçmeye de müsait, yemeye de müsait. Sen yapacaksın. Bugün. Bugün neyse vazifelerin yerine getireceksin. Getirmedin mi kulluk yapıyorsun. Allah'a isyan diyor. Onun için bırakalım artık şu dedikoduları. Herkese kafir gavur gayrimüslim. Allah aşkına. Resulullah aşkına. Bak yalvarıyorum. Yeter diyorum. İhvanıma yeter diyorum. İnşallah dünya buna riayet eder. Gerçek bu işte. Allah'ın bir tek kulu sen değilsin. Benim yüzüm gözüm örmez ne yaratıldı. Dert! Oturuyor.
terbiyesini yapıyorsun. Allah'ın varlığını karşılasan kimsin? Sen kimsin? Onun için aklın gelmediği için İsa Aleyhisselam gelecek, bu insanları kurtaracak. Mı? Kızdırma adamı. Allah'tan başka güç yok. Onlar Allah'ın kullarıdır. Elçileridir. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Evet. El-Fatiha diyelim cesedim. İnşallah. Fırsat buldukça sohbet edeceğiz. Dertleşeceğiz. Hep beni konuşturmayın, siz de konuşun. Jandarma albayı emekli Yusuf, Yusuf Siyah Fiyasko vardı. Yaşlı zatıs. Dedi ki efendim, ben Rufai'den derviş olmayı öğrendim. Hayır ben de dersiniz öyle. Niçin Rufai'yi anlatayım mı? Tabii. Tabii. Müsaade olmadı, iyi diyoruz. Birinci aralığında Kerem çok eski oldu. Hemen dedi. Kerem arkadaşlar üç kişi Mısır'da kaldı dedi. Mısır'da. Tantada. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesine gidelim. Orası selamet dedik. Oraya geldik, orada iştiraz ediyoruz. Bir grup geldi oraya. Şeyh Ali'yle beraber kardeşler. Hay huy vardır, çağırırlar, anlatırlar falan. Şeyh kılıcı çekti. Yani şimdi yatırdı, ırklarına bastı. Burhan yapmaya almıştı. Biz de hayretle bakıyoruz. Adamın kafası koptu. Adamın kafası koptu. Ah duvarlandı. Karnavan için de kaldı. Şef koptu. Latasını üstüne örttü. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ya Rabbi, hani biz anlamıyor muyuz dediğini? Ağlıyor, ağlıyor, hıçkır hıçkır ağlıyor dedi. Herkes heyecan içerisinde. Adamın kafasını kesti diye de şöyle soktu da diyor. Yani bir şey değil de yanma diyor bunu ya. Adam ayağa tuttu diyor. Bunu bir albay anlatıyor, jandarma albay. Hıssız yarındı. Hakkı şahidiyim gibi diyor. Biz gözümüzle gördük. Zaten adamın ağzı koptuğunda biz dışarı çıkamadık. Kaçacağız, mesulesimiz var. Biz de orada askeri tercihle duruyoruz. E şimdi bizim oradan gitmemiz bir cinayet hesabı var mı? Biz mecburuz, o adamı yakalayacağız, sizi yapacağız. Kimse gelmezse biz seçmeyeceğiz. Bunda ortada bir ölüm var. Ya bu yalnız şükür adam cana geldi, kalktı diye köklü yapabiliriz. Böyle çektiler, girdiler. Daha onun dedi, tesirini üzerine atamadı dedi. Onun için Rufai'ye karşı çok büyük sefaklık var dediler. İşte Rufai'ye elhamdülillah şu anda siz de çektiler, o da mağdurdunuz. Kuşudum, bulmuş. Kafası kokuyor, gitti. Karnı var. Şahadet. Evet,
Hacı Bekir Umar da vardı bu iş bunlardan da papaz olan. Nasıl yapıyor? Bir şey söyledi. Kimin bir şey söyledi? Öğrendi o. Hani İngiliz kralı demiş ki aşık olucu. Ulan da bir çekmiş yanına götürdü ki kırık ne yapıyor? İngiliz kralı. Almış bir çalmış. Sesini alsın demiş. Hani bizim. Niye olacağım ya? Sonra Hacı Bekir Baba'yı anlatırlar. Çarpmasın dibinde, çarpmıyor. Göğsüne bunu yapıyor. Asker bakalım, ne yapalım? Allah'ım bu. Cahil, çarpı merkezi ya da. Hemen ortasında. İşte Hacer var. Dört çalıyor kanlara. Ya Allah diyor, çalıyor bir şey yok. Ya Allah çalıyor, bir şey yok. Burhan bu. Ne sezilmiş bu ya? Kılıç konuyor mu? Kesmiş bir şey. Al diyor. Ya al kesmiş. Efendim. Bir daha açalım diyor. Bağırsakları görmüş aşağı. Kanlı tamam diyor. Yarın bağırsakları görmüş. Elinden tutuyor. Şehir besiştir. Ya Rabbim. Orada seyirciler çok da. Bir aradım öyle kesin bir o kadarmış. Yazan da Burhan yapıyor. Ali Bekir Baba cennet mekan gelmiş. Bismillah ya Allah demiş içeriye. Ne sesmiş? Kuyruğunu çıkarırım ben oğlum. Kuyruğunu da bak. Ali Bekir Baba. Sesem sor. Bu yukarıdaki meşhurla nasıl kazmayı vurduysa gerisi yine sıçrayıp ne geldiği yapmadı ki yolu sıçrayıp. Ama oraya sıkıntıydınız efendim de. Ooo peşeyi kazma vurdu. Ben tam oraya vardığımda azmaya kaldırınca o kafam oraya değdi. Meşhurla çarpın da gerisi gibi kazmayı sivri tarafı o kapıya. Ben de şaşırdım. Şimdi ben dedim ağlayan mı? Bu adam Mustafa dedim aktı yapar hatta çık aşağıda. Hatta Mustafa dedim oğlum çıkacak hali kalmamış. Çok zor çıktı değil mi yanınızda yani? Olur, ölür dedim. Ben yaptım ya böyle o adam var mı? Yüzü var mı? Kazma mı? Bu öyle bir Burhan yok. Ya kazma Burhan da verir dedi. Ama o adam bize düşüremeyiz o konuyu ziyaret edip sen kazma Burhan yaptın ama